Hazreti Peygamberimizin şahsında öne çıkan en önemli vasfı güzel ahlak sahibi olmasıdır. Kendilerinin "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" şeklinde buyurmasını Cenab-ı Hak Kalem Suresinin 4. ayetinde "Ve sen şüphesiz yüce bir ahlaka sahipsin" diyerek onaylamıştır. Esasen risaletin gayesi de ahlaki hamide dediğimiz bu güzel ahlakın kazandırılmasıdır. Zira bir toplum üstün ahlak üzere yetiştirilip terbiye olunduğu hal ve tavır üzere yaşıyorsa, o toplumda iman, ibadet, adalet ve merhametin varlığından bahsedilebilir. Hazreti Peygamber'e soruldu, müminlerin hangisi iman cihetinden en faziletlidir? Ahlakça en güzel olanları diye cevap verdiler. Yine kendisine, amellerin hangisi faziletlidir şeklinde sorulduğunda, güzel ahlak buyurmuşlardır. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Allah'ım beni çirkin huylardan uzaklaştır. Allah'ım beni en güzel ahlaka ulaştır. En güzel ahlaka beni ancak sen ulaştırıp hidayet edebilirsin diyerek nefsi adına güzel ahlak duasında bulunmuştur. Hazreti Peygamber bizzat Cenab-ı Hak tarafından terbiye edilip her anında onunla beraberken bu duayı yapmışsa bizlerin onun güzel ahlak hallerini hayatımıza örnek almamız nefsimiz adına bir zorunluluktur. Resulullah bir sabır abidesiydi. Önceki yazılarımızda tebliğ esnasında maruz kaldığı baskıyı, alaylı sözleri, yalanlamaları belirtmiştik. Bu eziyetlere tam 13 yıl sabretmiştir. Hazreti Peygamber'in sabrı savaş meydanlarında da denenmiştir. Uhud ve Hendek günlerindeki tutumu savaşta gösterdiği metanetin ifadesidir. Müslim'de şöyle rivayet edilir. Uhud günü bir ara maiyetindeki ensardan 7 ve muhacirlerden 2 kişi olmak üzere 9 kişi yanında kaldık. Müşrikler ona yaklaşabilirlerdi. Onlardan birisi kendisine taş atarak burnunu ve azı dişini kırdı. Ağır bir şekilde yaralandı ve yüzünden kan fışkırdı. Muhammed öldürüldü sözlerinin savaş meydanında yayılmasıyla sahabeler kaçışmaya başladılar. Bir kısmı Medine'ye, bir kısmı dağlara kaçtı. Bu sırada Resulullah ise haline aldırmadan okları torbasından çıkarıp Sa'd bin Ebi Vakkas'a veriyor ve at diyordu. Atılan her okun nereye düştüğünü gözleriyle takip ediyordu. Müslümanların hezimete uğrayıp kaçtıkları ve birkaç kişiden başka yanında hiç kimsenin kalmadığı bu çetin günde o savaşa sabırla devam etti. Hazreti Peygamber kendine her türlü eziyeti yapan kavmi için her defasında "Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmezler" buyurmuştur. Buhari ve Müslim'de onun merhameti hakkında yazan şu örnekler meşhurdur. Uzatmak gayesiyle namaza geçiyorum. Fakat çocuğun ağladığını duyunca namazı aceleye getiriyorum. Çünkü çocuğun annesinin şefkatini biliyorum buyururdu. Kimse cömertlikte Hazreti Resul'le yarışamazdı. Sadece Huneyn ganimetleri 80 bin koyun ve keçi, 4800 deve, 8 bin hokka gümüş, 1200 köle ve cariyeydi. Peygambere ve akrabalara düşen bunun 5'te biriydi. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde zırhının bir Yahudi yanında rehin kaldığı nazara alındığında onun cömertlik derecesi de kolaylıkla anlaşılır. Her an Allah'la olmasına rağmen o halin kazandırdığı heybet ve muhabbet halkın içindeki tevazuna engel olmazdı. Bir bedevi Hazreti Resulullah'ın yanına geldiğinde heybetinden titremeye başladı. O zaman peygamber şöyle dedi, "Kureyş kabilesinden kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, korkma." Hazreti Peygamber, "Ümmetimin şirke düşmesinden korkmuyorum. Gerçi onlar puta aya taşa tapmazlar. Ancak amelleriyle riyakarlık yaparlar" buyurur. Salih amel ve ibadet ancak nefsin terbiyesiyle mümkündür. Güzel ahlak abidesi Hazreti Peygamber Efendimiz bu manada yegane örneğimiz, onun varisleri ise bugün rehberlerimizdir. Profesör Doktor Haydar Baş.